Alev Alatlı'nın yazarlık serüvenini etkileyen oluşumların başında babasından intikal ettiği Türkiye nöbeti kavramı gelmektedir. Türkiye nöbetinin ondaki karşılığı bu topraklarda yaşayan ve yaşananları tanımak ve yorumlamak şeklinde gelişir. 1944'te doğar Alev Alatlı. Ankara Mimar Kemal İlkokulu'nda başladığı öğrenimine Karaköse Alparslan İlkokulu'nda devam eder. Soğuk Savaş ve her an saldıracak gibi duran Stalin'e dair korkunç hikayeler. Oğlum bu muydu sadıklığın? Vallahi kurda yedirdin beni. Romanının tohumları Karaköse'de atılır. 2006'da Moskova'da Mihail Şolokov 100. yıl roman ödülüyle onurlandırılan Gogol'ün İzinde Dörtlüsü'nün temellerini döşeyen Karaköse ve Erzurum'da geçen yıllarıdır. Ankara Namık Kemal Ortaokulu'ndan 1957 yılında mezun olur. Babasının görevi nedeniyle taşındıkları Tokyo'da, Japonya'da kurulan ilk Amerikan Lisesi'nde okulunu bitirir ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Ekonomi İstatistik bölümünün ardından Vanderbilt Üniversitesi'ne gider. Üniversitenin ilk yıllarında Kıbrıslı sınıf arkadaşıyla evlenmiştir Alev Alatlı. Çok gençtik. Yaşamlarımız farklı yerlere evrildi ve ayrıldık demektedir. Ama umutsuz bir evlilikten hayatımın merkezi doğdu. Kızım Funda ve türevleri, torunlarım Emre ve Zeynep. Yüksek lisansını ekonomik kalkınma ve ekonometride tamamlar. 23 yaşında ekonomi öğrenimini yüksek lisansta kesip başa yani felsefeye dönmeye karar verir. Kuzeyde Dortmund Kolej'de günde 10 saatten az olmamak kaydıyla Batı düşünce kalıplarını çözmeye çalışır. Öte yandan bilim tarihinin felsefesiz olamayacağını, felsefenin ilahiyata hakim olmadan içselleştirilemeyeceğini idrak etmesi uzun sürmez. Amerika'da alması gerekeni aldığını hisseder, eksikliğini tamamlamak üzere Türkiye'ye döner. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim görevlisi Ankara Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalışır. Filistin davasını duyurmak için yaptığı çalışmalar 1986'da Tunus'ta sürgünde olan Yasir Arafat tarafından özgürlük madalyasıyla onurlandırılır. 90'lı yıllara damgasını vuran ünlü dörtlüsü bu atmosferde doğar. Orada kimse var mı? Aslında çığlığıdır yazarın. Gerisi gelir. Rusya, Rusya, çıkarıp atamadığım bir miğfer gibisin başımda. Eserleri toplamda 30'u bulur. Ama Alev Alatlı eğitiminin zekatını vermek istemektedir. Anadolu'nun ortasında Nevşehir Ürgüp'e bağlı Mustafa Paşa köyünde Kapadokya Meslek Yüksekokulu'nun kurulmasında ön ayak olur. İmece usulüyle yüksek okulun Ürgüp Mustafa Paşa ve İstanbul Sabiha Gökçen yerleşkelerinde başta sivil havacılık ve sağlık sektörü olmak üzere Alatlı'nın ara eleman değil, ana eleman dediği uluslararası nitelikte iş gücü yetiştirmeye koyulurlar. Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2010 yılında yayınladığı Batı'ya yön veren metinlerin ardından İkinci büyük projesini 2014'te tamamlar. Bize yön veren metinler. 2014 Ekim'inde ilk iki cildi hizmete sunulan bize yön veren metinler bu defada bizim dünyamızı şekillendiren düşünce sürecinin 750 ile 2001 arasındaki yaklaşık 1250 yıllık gelişiminin izini sürmektedir. Önümüzdeki yıllarda Batı'ya yön veren metinleri bize yön veren metinlerle kronolojik olarak harmanlayacak ve dünyada ilk kez insanlığa yön veren metinleri bir araya getireceğiz diye anlatmaktadır Alev Alatlı. Aynı yıllarda yaşamış, Gazali ile Papa II. Nikolaos karşılıklı sayfalarda buluşacaklar. Bunu başarabilirsek kendi adıma yaşamımın bir faydaya hizmet ettiğini hissedeceğim. Hatta kim bilir aziz Türkiye'ye olan borcumun bir kısmını ödemiş bile sayılabilirim belki demektedir Alev Alatlı.